Buyur abi. Senin sağın olduğu için seni arıyoruz. Sana. Estağfurullah. Buyur abi. Orada da tevazu yok. Dedi ki kıyametin hududu, şumulu, çapı nereye kadardır? Bak ölçüye bak. Çünkü çok meşgul olmuş. Bu meselede tevazu olmaz sahanda. Yani hakikaten benim işim. Meşgul olduğum için. Yani şeceri hilkat, şeceri hilkat haritası var ya, ondan yani burada tevazu değil, hakkın hatırı vereceksin. Dedim ki, abim, çok meşgul olmanın çok kolay ifade edebilme hakkına sahip oluyorsun. Kıyametin çapı, daire düşün, şumulu nereye kadardır? Nereye kadar zıtlar varsa. Bunu senelerce meşgul olan diyebilir bu cümleyi. Çünkü kıyameti mantığı zıtların ayrışmasıdır. Hak batıl, doğru yanlış, karanlık ayrılık, iman küfür. Hak batıl, daralık. Ama hepsinin kıyameti farklıdır. Dünyanın kıyameti, dağlar uçacak, denizler yanacak, yıldızların kıyameti birbirine çarpacak. Nereye kadardır? Zıtlar nereye kadar varsa. Zıtlar nereye kadar varsa, kıyametin şumulu oraya kadar. Fantazi yevmeyel mücrimun. Bu tarafadır. Öteki tarafa selamun aleyküm tuttum fethuluna halidin. Siz de bu tarafa denilecek. O hudut nereye kadardır? Zıtların cebi nereye kadardır? Levi maf ispat mı? Levi maf ispat. Yedi kat sema dedin abi. Yedi kat semayı da geçiyorsun. Alemi berza. Yani alemi şehadet. Alemi berza. Şey yedi kat sema. Çünkü berzah da ayrılıyor. Orada da şu anda terakki var. Kabirde de. Ama hak batılın karması buradaki gibi değil. Daha orası şey. Ondan sonra haşi meydan da öyle. Hak batıl ayrılacak ya orada. Ondan sonra zıtlar nerede? Nerede takıldı bize? Şeytan nereye takıldı bizde? Nerede takıldı? Küste. Küste takıldı. Küste bu taraf. Hepsinde kıyameti kopacak bizim kıyamet. Küste aşağı mı oluyor o zaman? Evet. Küste dahil mi? Dahil değil. Yani şumulu şu, çap, pergeli koyduk, daire. Mantığını yakalamanızı istiyorum, ezber değil. Belki bu hudut değişir. Mantık şudur, kıyametin. Zıtlar birbirinden ayrışacak. Karma nereye kadar varsa, kıyamet onların ayrışmasıdır. Peki, karma nereye kadardır? Herkesin kültürü, seviyesi, eğitimi, tetebuatı, tefekkürüne bağlıdır. O zaman diyemez. Yani sen diyemezsin. O diyemez. Mesela şu Zeytinburnu telefon ettiler sana bir. Anlatır mısın? Burada ne gördün anlatırsın değil mi? Evet. Peki aynı kattan bu tarafa bak. Farklı değil. Altıncı kattan bak. Dördünün altından çık benim orada. Ha. Zıtların karması kürstür. Şeytan nerede takıldı bize? Kürste takıldı. Kürst demek şeytanın nefsin takıldığı yerdir. Ruh şeyden ayrılacak. Ruh nefisten ayrılacak. Odun, karma. Odunda duman, nefis. Odunda nur, ruhtur. Yakınca ayrılacak. Kıyamet odun yakmaktır. Zıtların cemidir odun. Zıtların cemidir insan bedeni, cismani. Demek ki mantığı şu. Nefisle ruh ayrışacak. Ruha nerede nefis takıldı? Küste takıldı. Kürse kadar şumuliyeti var. Melekler bile etkilenecek. Meleklerde nefis var mı? Etkilenecek. Onların kıyameti kopmuyor da nefis var tabii. Verecekler. Var tabii. O başka. O bütün her şey. Cebrail de ölecek. O haşir meydanında her şey olay bittikten sonra tam artık cehennemlikler cehenneme, cennetlikler de cehenneme her şey net karar verildikten sonra küllü şeyin halikün ila veçe sırınca Allah'ın dışında hiçbir şey yoktu ya yarattı. Gene öyle olacak. Allah'ın dışında hiçbir şey bırakmamak şartıyla şeceri hilkat ayranı dağılacak, ayranı yayılacak diyor. Cebrail, Azrail, İsrafil her şeyi, herkesi öldüren Azrail o da ölecek. Orada bir daha mı öleceğiz abi? Orada öleceğiz. Bir daha öleceğiz. Bu bir şey değil ki ölüm. Bu ölüm değil ki, bu tebdil-i mekandır. Ölüm ona diyor. Ruhu ölecek o. Yani bir an bir
Ama bir anda işte 15. metrin sonunda ben size bir anda deyince pat pat değil. Şu, Allah'ın dışında kim yaratılmışsa gene tek başına Allah kalacak. Her şey yok olacak. Tekrar var olacak. Bir an olacak diyor ustad. Ama olacak. Ha, o zaman ben ne diyorum biliyor musun? Diyorum ki, şu anda Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail duymuyor mu sesini? Diyor değil mi? Bunlar şuurlu bir şuurları var. Ey Azrail aleyhisselam! Ya Rabbi! Duymaması duyuyor. Ama duymaması Allah'ım duyur. Ey Azrail aleyhisselam! Küllü şeyin halikun ila vece sırınca haşir meydanında her şey hesaplarında her şey net oldu. Ayrıldıktan sonra Allah diyecek ki yok ol. Herkes ölecek. Ruh sahibi herkes. O da ruh sahibi. Ama kısa bir zamanda gidip gelecek. Allah'ın dışında gene kimse kalmayacak. Tekrar diyecek. Ve Azrail de ölecek. Ey Azrail aleyhisselam. Kardeşim. Sen de öleceksin. Herkesi öldürdüğün gibi. Beni de öldüreceğin gibi. Şu anda duyuyor. Ya Rabbi duymuyorsa ulaştır. Ey Azrail aleyhisselam, sen küllü şeyin halikin illa vece sırınca sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni ölü öldür. Beni iyi kötü ödemiyorum sana. Sahabe diyor ya Allah. Sen nasıl ölmek istiyorsan, Azrail aleyhisselama sesleniyorum. Allah'ım ona o fırsat ver, beni ölü öldürsün. Bize de kat abi ya. Bizi. Amin diyeni, ya Rabbel Alem, ey Azrail aleyhisselam, amin diyeni, nasıl ölmek istiyorsan o küllü şeyin halikin la vece sırınca sen de öleceksin. Sen de nefis taşıyorsun, öleceksin çünkü. İmtihana girecek kadar bir nefis değil o, başka bir nefis, varlık. Sen de öleceksin, ey Azrail aleyhisselam, nasıl sen ölmek istiyorsan amin diyenleri ölü öldür. Tabii ki o ne ister? Çok rahat ölmek isterim der. Bizi de öyle öldür. Çünkü merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bana nasıl davranıyorsan sana da öyle davranacak. Bu yokluğu hissederek demek ki varlığın derecesi mi oluşacak bize? Bunun hikmeti... Hikmet, azizim, mektubatta anlatıyor da. Yani sayfayı bir söyleyeyim de. Sen diyor Allah'a bakan yer hariç diyor ya. Ne olacak abi? İşte kardeş o konuyu girersek şu, sayfa 59'dan başlıyor. Bak, küllü şeyin halikun ila vechehu, bu ayetin ahirete, cennete, cehenneme, ehillerine şumulu var mı, yok mu? El cevap, 59 mektubat. Bir şey zayıf işte.